atmasyon fiyat koydular. Bu atmasyon fiyatla Türk çiftçisi çoluk çocuğunu geçindirmesi mümkün değildir. Bu işe devlet sahip çıkmaktan sonra kim sahip çıkacak? Ama şu anda devlet kadroları tefecilere sahip çıkıyor. Üretici yok ki onların beyninde. Fındık hasatı yaklaşırken ulusal kanal üreticinin derdini ekrana taşıyor. Fındık, Türkiye'nin başlıca ithal ürünleri arasında. Dünya ölçeğinde de üretimde ilk sırada. Rakamlar güzel ama hem girdi maliyetleri hem hava koşulları üreticiyi zora soktu. Emeğinizin karşılığını alabilecek misiniz ya da bu fındık üreticileri hakikaten alabiliyorlar mı sizce? Şu anda alamıyorlar. Yani bu şöyle bir şey. Yani ne masraf ettin, kaldırdığın üründen ne kar ettin. Önemli olan bu. Yani şu andaki durum aldığı ürünle yaptığı masraf eşittir. El ele baş başa. El ele baş başa. Sadece boş kalmaktan ile yani bir şey yapmıyor aslında. Fiyatı koyarken bir kere ilgili yetkililerin maliyeti tartışması, hesap etmesi lazım. Trabzon Fındık Üreticileri Derneği Başkanı İsmail Albayrak sorunları ve önerileriyle Ulusal Kanal mikrofonuna konuştu. Amerika'nın bilmem ne kentinde Türkiye rekoltesi açıklanıyor. Bu ikinci yıl oluyor. Geçen yıl da aynı oyunu oynadılar. Dekolteyi ne kadar yüksek gösterirsen fiyatı o kadar çok aşağı çıkıyorsun. Aslında devlet üreticiye el uzatmalı. Üreticilerin talebi bu. Piyasadaki durumsa içler acısı. Fındığımız uluslararası tekellere terk edildi. Fındık üreticisine çok sıcak bakmaması, fındık fiyatlarına çok sıcak bakmaması derken bu her şekilde fındık üreticisini etkiliyor yani bu şekilde. Biz fındığı uluslararası tekellere teslim ettik. Trabzon'a kadar tekelin temsilcisini gittik, kondurduk. Şimdi uluslararası tekellerden biz fiyat bekliyoruz. Bu çok acı bir durum. Fındık üreticisine göre tek çare fisko birlik. Fakat yanlış politikalarla iflasın eşiğine gelen fisko birlikle üretici de iflasın eşiğinde. Peki ne yapmamız gerekiyor? Nasıl Ya, kurtarmamız gerekiyor bu ha, üreticiyi? şimdi şöyle kurtarmamız lazım. Fisko birlik üyesiyim ben. Ama 2006'dan beri kongrelerine giremiyorum. Fındık almadıkları için fındık vermedik. TMO'nun fındıkta çözüm olmadığını söyleyen Albayrak, çözümün Fisko birlikte yeniden örgütlenmek olduğunu vurguladı. TMO'nun görevi fındık değil ki. Fındığı hiç tanımayan insanlara ben fındık teslim ettim Trabzon'da. Fisko birlik yeniden gündeme getirilmeli, yeniden yetkilendirilmeli ve yeniden örgütlenmeli. Tüm üreticileri kapsayacak şekilde ayağa kaldırılmalı. Yoksa üstünden aşağı devlet müdahalesiyle bu işin olması mümkün değil. TMO'nun derhal geri çekilmesi hükümetin